Herkese merhabalar, ben Yüksel, umarım hepiniz iyisinizdir. Yoru Rework'ünün ne zaman gelebileceği konusunda bir tarih verildi. Bu videomuzda hem Yoru Rework'ü ile alakalı hem de gelecek ajan dengelemeleri ile alakalı kısa bir bilgilendirme videosu olacak. Öncesinde tabii ki de kanala ilk defa giriyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diyelim, konumuz hakkında konuşmaya başlayalım. Bildiğiniz gibi Yoru'nun rework'üne dair bir çeşitli detaylar paylaşılmıştı. Eğer bu konuya dair bir fikir sahibi değilseniz Yoru rework'üne ait yaptığım videoyu izleyebilirsiniz öncesinde. Birçoğumuz uzun zamandır Yoru'ya gelmesi planlanan rework'ü bekliyor ve gerçekten çok uzadı bu rework'ün tarihi. Valorant çalışanlarından Altombre, Yoru değişikliklerinin 4.03 güncellemesiyle birlikte oyuna gelmesini planladıklarını söyledi. Peki bu 4.03 güncellemesi ne zamana denk geliyor? Şöyle söyleyeyim sizlere, 12 Ocak sabahı bir sıkıntı olmazsa 4.0 güncellemesi Türkiye'ye gelmiş olacak. Bundan 6 hafta sonra da 4.03 güncellemesini almış olacağız. Yani anlayacağınız, kendisinin mesajında yazdığı gibi de herhangi bir sıkıntı çıkmazsa 4. bölüm güncellemesi geldikten 6 hafta sonra Yoru Rework'ün oyun içerisinde görebileceğiz. Yani 6 hafta tabii ki de kısa bir süre değil, fakat en azından bir tarih vermeleri bence güzel oldu. Bununla birlikte bu 6 haftalık tarih Şubat'ın sonuna geliyor ve Şubat sonunda veya Mart başında da 4. bölümün 2. kısım güncellemesi gelecek. Benim tahminimce bu gelecek 2. kısım güncellemesinde yeni bir ajan veya yeni bir harita güncellemesi olmayacak ve Yoru'yu yeni bir ajan şeklinde sunacaklardır diye düşünüyorum. Savaş biletini incelediğim zaman da herhangi bir teaser tarzında bir kart görmedim. Dolayısıyla Yoru rework'ü hani yeni bir ajan yerine sunulabilir. Kendileri Aralık 2021'de yayınladıkları ajanların durumu makalesinde de zaten 2022 yılının ilk 6 ayı içerisinde ajan dengelemelerine bolca vakit ayıracaklarını söylemişlerdi. Bu hafta gelecek olan 4. bölüm güncellemesinde Neon ajanı dışında herhangi bir ajan güncellemesi görmeyeceğiz. Kendileri ajan güncellemelerini çeşitli patchlere yayacaklarını söylemişler. Yani 2 haftada bir ajanlarda ciddi değişiklikler görebiliriz ve 4. bölüm güncellemesi başında herhangi bir ajan değişikliği gelmemesi bence gayet normal. Çünkü Neon oyuna geliyor ve Neon'u test edecek onlarca insan olacak. Dolayısıyla Neon'u düzeltmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum ilk etapta. Ve yine dediğim gibi 2022 Champions turnuvası yaklaşmadan da birçok ajan dengelenmiş olacaktır. Yaza gayet dengeli ajanlarla girebileceğimizi düşünüyorum. Konuyu daha fazla da uzatmayacağım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin düşünceleriniz neler? Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.